8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa İmimil Mücadele Dönemi Savaşları ile ilgili tablodaki boşlukları doldurunuz. Cevap. Aşağıda Muarif Kongresi ve Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili olan kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerden olayla ilgili olanlara, olmayanlara, X işareti koyunuz. Cevap. İradeci Milliye Gazetesi'nin muhabiri, Kuvayi Milliye'nin Urfa'ya girişini şöyle haber veriyordu. Öteden beri yapılan zulümlerden dolayı gerilen halk, 8 Şubat gecesi büyük bir coşkuyla Fransız hakimiyetindeki karargaha hücum etti. Karargahtaki Fransız bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çekti. Fransızlar pek çok ganimet bırakarak geri çekildi. Asayiş öncekinden daha mükemmel hale geldi. Urfa halkının tamamı Kuvayi Milliye'ye katıldı. Kuvayi Milliyecilerin ihtiyaçları temin edildi ve 2 saat içinde 1000 Osmanlı lirası toplandı. İsmail Özçelik, Milli Mücadelede Güney Cephesi Urfa, S. 180, gazete haberini okuyup aşağıdaki soruları cevaplayınız. 11. Urfa halkı, hangi duygularla Kuvayi Milliye'ye katılmıştır? Yazınız. Cevap, milliyetçilik ve vatanseverlik duygularıyla Kuvayi Milliye'ye katılmıştır. 12. Bu olay hangi cephede yaşanmıştır? Yazınız. Cevap, Güney Cephesi'nde yaşanmıştır. Aşağıda harflerle gösterilen kavramları ilgili oldukları bilgiyle eşleştiriniz. Eğitim alanında çalışmalar yapılmıştır. İstiklal Marşı. 2. Ordunun ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. Maarif Kongresi. 3. Ordunun ve halkın morali yüksek tutulmaya çalışılmıştır. Ateşten Gömlek. 4. Meclis, Mustafa Kemal'e güvenini göstermiştir. Tekalifçi Milli Emirleri ve Milli Mücadeleyi anlatan eserlerdendir. Başkomutanlık Yasası. Cevap, İDB 3, Ayvit VC. 8. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.